Merhaba arkadaşlar, Gıpta Ofis Kırtasiye'nin halk arzını inceliyoruz. Ne iş yapar, az fiyatı ne kadar, ne zamana kadar halk arz olacak olacak, e, borsa kodu ne, halk arz büyüklüğü ne, açıklık oranı ne, bunlara bakacağız arkadaşlar. Gıpta Ofis Kırtasiye ne iş yaparla ilgili kısa bir bilgilendirme geçeyim, fazla video uzatmadan. Yani 1984 yılında kurulan şirketin ana faaliyet alanı Kırtasiye, promosyon ve ambalaj olmakla birlikte şirket e, ağırlıklı olarak Kırtasiye ürünleri sektöründe üretim ve ticaret faaliyetlerini yürütüyor kırtasiye sektörü genel faaliyet sahası itibariyle düşünüldüğünde içinde birçok alt sektörü de barındırmakta. Kağıt, saraciye, deri, bilgisayar, imalat ve benzeri birçok sektörün ürünü kırtasiye ürün olarak geçmektedir zaten. Halk arz fiyatı 20 lira 90 kuruştan halka arz olacak. E, tarihine bakalım hemen 6-7-8 Eylül 2023 olarak açıklanmış. Halk arz için talep toplama süresi 3 gün sürecek. Sembolü Gıpta şeklinde yani bu ekranda gördüğünüz Gıpta yazısı şeklinde olacak. Gıpta Ofis Kırtasiye halk arzının büyüklüğü de 836 milyon TL olarak açıklandı. Halka açıklık oranı %30.30. 30. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacak. Gıpta Ofis Kırtasiye halk arzı bireysel eşit dağıtım olarak gerçekleştirilecek. 4 ana ortağı bulunuyor şirketin. Şirketin paylarının %39.25'i CPR Enerji, 45.60'ı Bilge Grup Kağıtçılık, %8'i Nazım Pınar ve %7.15'i de diğer ortaklara ait. Gıpta katılım endeksi hassasiyeti olanlar için katılım endeksine uygun işlem görmeyeceğini söyledi arkadaşlar katılıma göre dağıtılabilecek payları bir tahmin edelim. 1.800.000 katılım olursa 16 lot, 2 milyon olursa 14 lot, 2 milyon 200 bin katılıma 13 lot, 2 milyon 400 bin katılıma da 12 lot düşebilir. Finansal gücüne 2022'den itibaren bakayım. 2022'den itibaren 191 milyon brüt kar, hasılatı 678 milyon TL. 2023'te e, 3. çeyreğinde 68 milyon e, bürükkar. 133 milyonda da hasılatı varmış. 2020 yılında şirketin hasılatı 151 milyon 281 bin 282 TL gerçekleşmiş. 31-12-2021 tarihini mali dönemde %1'lik bir artış göstererek 153 milyon 126 bin 311 TL olmuş. Kripto ofis kırtasinin fiyat istikrarını ve hedeflerine bakalım. Bir yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak. Bir yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak. 30 gün boyunca da fiyat istikrarı planlanmaktadır demişler arkadaşlar. Halk arz gelenlerinin nerede kullanılacağına bakalım. %35'i 40'ı yani %35 40 arası yurt içi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılması demiş. %45 ile işletme sermayesi finansmanı, %25-30'u ile finansal borç ödemelerinin yapılması planlanmaktadır. Yani borç ödemesine %25-30 olarak yapacak, diğerlerini de yatırım olarak kullanacakmış arkadaşlar. Kar dağıtım politikasına bir bakalım. Her yıl kar dağıtılabilir karının, yani dağıtılabilir karının %25'ini temettü nakit çarpayı olarak dağıtmayı hedefliyorlarmış. İlk genel kurul toplantısında söz konusu hedef onaya sunulacakmış arkadaşlar. Yani şu an onaylanmış bir şey yok. Bakalım başka önemli bir şey var mı? Yani şu an bilmeniz gereken şeyler bu kadar. Bence yeterli arkadaşlar. Daha fazla merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda yazın. Cevap vermeye çalışacağım hepsine. Herkes için hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.